Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi bu karşılaşmayı daha iyi anlayabilmek için önce bir Pascal prensibini hatırlamak gerekiyor. Ekranda görüyorsunuz bir düzenek hazırladım ben. Şöyle iki tane silindir, biri daha geniş hacme sahip, biri daha dar bir hacme sahip. Ve her ikisi de su dolu ve her ikisi de alttan bakın bir hortumla birbirine bağlı. O hortum da su dolu tamamen. Her ikisinde de piston var. Bu piston tamamen içeride. Buradaki piston zaten karşıdan rahatlıkla gözüküyor. Bu daha dar, bu daha geniş. Şimdi burada 14 tane metal para var. 1 lira. Şimdi ben bu metal paraları hareket ettirmek istiyorum. Yukarıya doğru hareket ettirmek istiyorum. Fakat bunların ağırlığına nazaran daha az bir kuvvet kullanarak hareket ettirmek istiyorum. Yani kuvvetten kazanç sağlamak istiyorum. İşte Pascal prensibi bu işe yarıyor aslında. Yani çok ağır cisimleri ufacık kuvvetlerle hareket ettirebilmek. Yani sanayiye gittiğinizde işte arabayı kaldırıyor mesela. Ama arabayı kaldırırken daha az bir kuvvet uygulayarak bunu yapıyor. Görelim şimdi bakın. Şimdi şuraya sadece iki tane metal para bırakacağım ve bu 14 tane metal parayı yukarı doğru kaldırdığını göreceğim. Bakın pistona dikkat. Bakın ufacık ufacık hareket ettiriyor. Görüyor musunuz? Bir geri alayım dilerseniz. Bakın piston tamamen içeride şu an. Tabii çok az kaldırıyor çünkü yoldan da kayıp var aynı zamanda. Bakın hareket etmeye başladı ve yükseldi. Hep söylüyoruz bunu. Doğada bir yerden kar ediyorsan bir yerden kayıp edersin. Burada mesela kuvvetten kazanç, evet bunu hareket ettirdik ama o oranda da yoldan kayıp var. Burada bu kadarlık bir yol alınıyor ama karşında ufacık bir yol aldırıyor buna. Şimdi Pascal prensibi ne? Hatırladık. Az kuvvetle çok daha ağır cisimleri hareket ettirebiliyoruz. Şimdi artık karşılaştırmaya geçelim. Ha, buradan şunu da bir hatırlatalım. Şekli görünce zaten hemen hatırlayacaksınız. Bakın ortaokul ve lisede bu şekli çok çok görmüşsünüzdür. Bunlarla ilgili problemler çözmüşsünüzdür. Aslında bu Pascal prensibi pek çok yerde kullanılıyor. İşte kepçeler bunlardan bir tanesi. Şimdi bizim yaptığımız sistemde hidrolik sistem, yani Pascal prensibinin kullanıldığı sistem, bir de elektronik sistem. Kod gerektiren sistem, yani elektrik motorlarının kullanıldığı sistem. Şimdi önce hidrolik sistemden başlayalım. Pascal prensibinin kullanıldığı. İşte burada bir kepçe modeli var. 8. sınıf bir öğrencimizin yaptığı model. Burada bakın tamamen enjektörlerle. Burada bir enjektör var, burada da bir enjektör var ve birbirlerine püskürtülüyor veya geri çekiliyor. Dolayısıyla bu şekilde hareket sağlanıyor. Her bir eklem noktasında bu pistonlardan var ve böylece istediğimiz işi ona yaptırıyoruz. Elektronik sistemde yine her bir eklem noktasında bu sefer elektrik motoru var. Burada servo motoru, 180 derece dönebilen motor ve bunların kontrol mekanizması Arduino temelli. Şimdi burada ki yani bizim gözlemlerimize göre fark nedir ikisi arasında? Bizim gözlemlerimiz şunu gösteriyor. Hidrolik sistemlerde çok daha güç gerektiren işler daha kolay yapılıyor. Bu elektronik kod gerektiren sistemlerde ise daha hassas işleri daha kolay yapıyoruz. Yani milimetrik böyle gereken, milimetrik hassaslık gerektiren işlerde elektronik sistem, bu DC motorun kullanılan sistem daha çok işe yarıyor. Bizim gözlemlerimiz bu yöndeydi. Bunun aksi şeklinde gözlemi olan varsa, bunu da bizle paylaşırsa çok seviniriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.